Güler Demirhan Bir nayım geçti bu dünyadan. Henüz dünyayı yeni tanıyordu. Yaşım 10 ya da 11. Ülke çapında benim anlam veremediğim bir coşku var. Yer yerinden oynuyor. Cep Herkül'ü denen kısa boylu genç bir adam, iki elinde ağır yük güçlükle başının üzerine kaldırıyor ve bir süre öylece duruyor. Çocuk yüreğimle o yükü kaldırırken yüzünün aldığı şekle, o zorlanma ifadesine üzülüyorum. Defalarca, defalarca geçiyor o görüntü. Televizyonda, gazete ve dergilerde tekrar tekrar o an görüntüleniyor, resmediliyor, üzerine yazılıp çiziliyor, konuşuluyor. Ve başından beri Turgut Özal'da görüyoruz. Cep Herkül'ü Naim elini öperken ve birlikte kamera önünde televizyonlara demeç verirken. Çok da anlayamıyorum aslında. Güzel şeyler oluyor ama tam olarak ne? Rahmetli anneme soruyorum. Kim bu? Neden sürekli ondan söz ediliyor? Neler oluyor diye. Anneciğim İftihar ifadesiyle anlatıyor benim anlayacağım şekilde. Halterde de dünya şampiyonumuz. Turgut Özal'ın sayesinde yaşıyoruz bugünleri. Bulgaristan yönetimi adını değiştirip ona ve onun gibilere zulüm uygularken Turgut Özal zulme göz yummadı. Bu adamı kaçırarak Türkiye'ye getirdi diyor. Ve uzun uzun evveliyatını da dinliyorum annemden. Günlerdir bir kaçırılma hikayesi, bir isim değiştirme, dünya şampiyonluğu söylemleri annemin açıklayıcı ifadesiyle aydınlanıyor zihnimde. Hikaye son derece heyecan verici. Çocuk yüreğimle mutlu oluyorum. Ülkem adına iftihar ediyorum. Naim Süleymanoğlu'nun Vefat haberiyle o çocukluk günlerim hafızamda yeniden canlandı. O coşkuyu yüreğimde yeniden hissettim. Ve sonraki ölüm yıl dönümlerinde adına çekilen ve o mücadelesini anlatan filmini her izlediğimde de aynı hissiyatı yeniden hissediyorum. Ama bu defa buruk bir şekilde. Zira o günlerde tozu dumana katan ne Turgut Özal, ne Naim Süleymanoğlu, ne de olayları bana benim seviyemde izah eden annem hayatta değiller. Mekanları cennet olsun. Naim Süleymanoğlu hem halterde dünya şampiyonluğumuzu hem de o günlerde baskıcı Bulgar hükümetinin zorbalığını hatırlatır bizlere. Kendi Türk Öz Türk ismi yerine Bulgaristan yönetimi baskı ile değiştirdiği Naum Shalamanov ismiyle dünyada tanınmasını ister. Baskıcı Bulgaristan yönetimi ki bu durum Turgut Özal'a oldukça ağır gelir, hemen talimat verir. Naim gelecek der ve film gibi bir operasyonla Naim Süleymanoğlu Türkiye'ye kaçırılır. O günlerde Bulgaristan'daki diğer Türk soydaşlarımıza da aynı zulümler pervasızca uygulanıyorken bir nevi oradaki Türklerin yükselen sesi olur Naim Süleymanoğlu. Henüz genç denebilecek yaşta kaybettik, yeri doldurulamadı ve doldurulamaz biriydi. Umulur ki doldurulsun ve çeşitli alanlarda yeniden dünya şampiyonlukları yaşayalım ülke olarak o coşkuya ihtiyacımız var. Mekanı cennet olsun. Hem onun hem o günlerde yaşayan şimdilerde aramızda olmayan güzel insanların